Farklı bölgelerde var olan fıkralar da birbirlerini etkiliyorlar o halde. Elbette aralarında çok rahat geçiş olabiliyor. Temel demişken bir temel fıkrasıyla da destekleyerek gidelim. Temeller Dursun aralarında konuşuyorlar. Temel diyor ki ben milletvekili olmaya karar verdim. Dursun da cevaben diyor ki deli misin? Niye diyor, şart mıdır? Yani buna tahammül edemeyecek bir yapı olsa, orada öyle bir sosyal yapı olsa herhalde o fıkralar üretilemezdi. Evet. Hocam şimdi biraz konuyu yavaş yavaş Nasrettin Hoca'ya getirmek istiyorum ben. Buyurun. Şimdi Nasrettin Hoca da bizim Türkiye'deki fıkra külliyatının önemli bir yerini dolduruyor bildiğim kadarıyla. Evet. Hani temel fıkrası, işte son dönemde özellikle üretilen delinin biri bir gün fıkraları yine fıkra külliyatının önemli bir yere sahip ama galiba bizim kültürümüzün en önemli fıkra figürü Nasrettin Hoca'dır. Nasrettin Hoca hakikaten bu fıkralarda konu edildiği gibi unutulan mı isim miydi hocam? Öyle olması gerekir. Nasrettin Hoca netameli aslında zor da bir konu. Hocanın yaşayıp yaşamadığı bile tartışmalıdır. Nasrettin Hoca diye birisi yaşamış mıdır, yaşamamış mıdır diye bile tartışılıyor. Akşehir'de aslında, bir türbe var ama. Evet, Akşehir'de türbesi var. Onun dışında başka şehirlerde de hocaya sahip çıkanlar var. Aynı türbe ve makam konusunda olduğu gibi çok sevilen zatların, manevi büyüklerin nasıl bir tek yerde bulunmasını halk kabul etmez ya da çok sıcak karşıladıklarından dolayı farklı yerlerde onlar için makamlar ihdas ederlerse hoca da o şekilde çok yerde sahipleniliyor. Ve aslında yaşayıp yaşamadığını tartışmaktan çok gönüllerde yaşadığını ve kültürümüzde yaşadığını ifade etmek belki daha doğru olabilir. Nasrettin Hoca bir defa yaşadığı söylenen, kabul ettiğimiz devre göre 13. yüzyılda çok büyük zorlukların, siyasi çalkantıların hem dini bakımdan, hem iktisadi bakımdan, hem sosyal nizam bakımından, devlet teşekkülü bakımından gerçekten zorlukların olduğu bir devrenin insanı. Ve biz dini hareketlerde de, tasavvuf hareketlerinde de insanların bunalımlara, zorluklara maruz kaldıkları devirde dine daha çok yöneldiklerini görürüz. Öyle değil midir? İnsan en dara düştüğünde ellerini açar dua eder. Ve Allah'a yaklaşmak ister. O anlamda değerlendirilecek olursa Nasreddin zaten hem dinle bağlı bir tarafı vardır ve hoca diye nitelendirilir. Hoca oluşu, Nasreddin Hoca'nın hoca diye anılması ve kabullenilişi bir öğreticiliğini gösteriyor. Toplumun kendi içerisinde DNA'sında bulunan, kültür kodlarında bulunan öğrenme ihtiyacını bir hoca ile beraber anması Nasrettin Hoca fıkraların aslında öğreticiliğinin didaktik tarafını ortaya koyuyor. Bir tek şahıs ve onun yazmış ya da söylemiş olduğu eserler olmaktan bu çok daha fazla şey ifade ediyor. Evet. Yani Hazreti Hasan ile Hüseyin'in çocukluk devrelerinde yanlış abdest alan birisine yardımcı olmak için hangimiz doğru, hangimiz yanlış abdest alıyoruz bir bakar mısınız deyip hiç üzmeden onun doğru abdest almasının sağladıkları gibi Nasrettin Hoca fıkraları da diğer fıkralarımız da bazen yanlışı göstererek, hileyi göstererek dürüst olmayı, ahlaksızlığı gösterip ahlaklı olmayı ya da toplum içerisindeki herhangi bir aksamayı gösterip bir hukuk sisteminde bir aksama varsa o aksamayı işaret edip hukuki olmayı, adil olmayı öğütlerler. Evet, şimdi yine medeniyetimizde güzel bir söz var. Derler ki edebi edepsizden öğrendim. Evet. Şimdi bu bizim fıkralarımızda da galiba bir şeyin nasıl olması gerektiğini, onun nasıl olmaması gerektiğini anlatarak öğretme gibi bir metot uygulanıyor. Evet, galiba. Tabii ki bütünüyle değil ama bir cephesi de odur. Mesela Nasrettin Hoca'nın bir deve tohumu hikayesi vardır. Adaletle ilgili adalet mekanizmasında meydana gelen bozulmaları diyelim ya da hakkıyla hukuka riayet ederek hüküm vermeyen kadıları tenkit etmek için ortaya çıkarılmış olan bir fıkradır. Nasrettin Hoca bir gün tarlasına gelen develerden rahatsız olur, şikayetçi olurlar. Sürekli develer gelmektedir hocanın tarlasına. Onu men edemez, engelleyemez. Aradan zaman geçer, şikayetlerini bildirir. Sonuç alamayınca peki der, ben sana yapacağımı bilirim. Bir gün elinde tohumlar,
tarlaya tohum saçar hoca sürekli. Komşular, etraftan insanlar bakarlar, görürler. Hoca ne yapıyorsun? Deve tohumu ekiyorum der hoca. Nasıl hoca derler, deve tohumu olur, devenin tohumu olur mu? Görürsünüz der olup olmadığını. Aradan bir zaman geçtikten sonra develer yine hocanın tarlasına gelir. Hoca da alır ve bunlar benim develerim diye tesavvüp eder, sahiplenir. Hı hı. Mesele mahkemeye intikal edince hoca da şahit olarak o deve tohumu ekerken kendisine şehadet etmesini istediği kişileri getirir. Ey ahaliler, şahitler, benim deve tohumu ektiğimi gördünüz mü? Evet derler, gördük. Peki derler, o zaman develer hocanındır. Orada hüküm verilir. Yani burada vermek istediği mesaja baktığımızda hocanın hukuki gerekçeleri yerine getirdiğinde, değil mi? Orada görüntüye göre, zahire göre sonuç alabildiğini ama bunun doğru olmadığının mesajını vermiş olur aslında hocam. Evet, çok enteresan bir fıkra oldu. Çünkü Nasreddin Hoca'nın rivayetlerde kadılık yaptığı da söylenir Akşehir civarında. Evet. Yani bunun bir takım fıkralara da konu olmuştur, malumunuzdur. Bir de hocam, mesela Timur'la başından geçen bir hadise anlatılır. İşte Timur Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya girdiğinde işte köylülere bakması için ordusunun fillerine teslim eder. Daha sonra işte köylüler fillerden şikayetçi olurlar. Bunun Timur'a bir şekilde aktarılması gerektiğini söylerler. Önlerine de hocayı katarlar. Hocayı bu konuda ikna ederler. Beraber gece gidelim, siz kendisine söyleyin diye. Daha sonra hoca Timur'un çadırına geldiğinde bakar ki etrafında hiç kimse kalmamış. Daha sonra der ki Timur'a, efendiler, bize gönderdiğiniz filler az geldi. Ahali birkaç fil daha istiyor der ve insanları bu şekilde biraz daha külfetin altına sokmuş olur. Şimdi bu fıkradan da şöyle bir şey anlayabiliriz. Yani acaba Timur'la hoca aynı dönemde mi yaşamışlar? Ya da böyle bu hadise gerçekten vuku bulmuş mu? Bunu da bilemiyoruz ama galiba burada da yine neticeye bakmak lazım, değil mi? Evet, orada da yine bir mesaj veriyor. Herhalde beraber yola çıkan insanların yol arkadaşlığının, yoldaşlığının, muhipliğinin sürmesi, yolun sonuna kadar beraber olmak gerektiği mesajını veriyor. Hı-hı. Güzel bir mesaj. Nasreddin Hoca, o kadıyla ilgili olan kısmından başlayarak bağlamaya çalışayım. Hocanın kadılığıyla ilgili de fıkralar var. Bir gün hocanın kadılığı engamında, o esnada bir şahıs gelir ve hocaya şeyi söyler. Hocam, bizim işte öküz sizin, affedersiniz, sizin öküz bizim ineğin karnını deşmiş ve böyle bir durum meydana gelmiş diye. Hoca da hayvandır, hayvana yapacak bir şeyimiz mi var? Olur deyince, hayır hocam, ben yanlış söyledim. Bizim öküz sizin ineğin karnını deşmiş deyince, bir dakika der, o zaman durum değişti. Bakalım kara kaplı defter ne diyor, hüküm nedir diye söyler. Bu da yine adalet mekanizmasının şahıslara göre değişmemesi gerektiğiyle ilgili bir mesajdır yine. Evet. Nasreddin Hoca'nın Timur'la olan münasebetlerine tarih perspektifinden bakacak olursak ortada bir anakronizm vardır. Bir tarih tutarsızlığı vardır. Hoca ile Timur aynı devirde yaşamamışlardır. Yaşadıkları devirler farklıdır. Arada yüzyıllar vardır ama halk muhayyilesi, halk felsefesi Nasreddin Hoca yoluyla o mücadelede fıkrayı bir enstrüman olarak, bir vasıta olarak kullanıp anlatmalara getirmiştir diyebiliriz. Hocam, belki de burada halkımız, işte o dönemde yaşayan toplum, Nasreddin Hoca gibi nükteden bir kişiliği kullanarak topluma vermek istediği mesajı kendi kendine üretmiştir, değil mi? Tabii ki. Yani bütününde böyledir, evet. İlla ki yaşanmışlık söz konusu olması gerekmiyor galiba burada. Yok, hayır. Zaten genel fıkra tiplerine baktığımızda, büyük yaygınlık kazanmış olan fıkra tiplerine baktığımızda hiçbirisi kendi yaşadığı devirle, zamanla ve coğrafyayla sınırlı kalmamıştır. Hı-hı. Bir şahsın, bir tipin şöhret bulmasının işareti de zaten hem zamanda hem de mekanda sağlamış olduğu genişliktir. Nasreddin Hoca'nın fıkraları eğer sadece 13. yüzyılla sınırlı kalacak olsa, hem kullanılan dil, hem fıkralarda söz konusu olan eşya, kurumlar bütünüyle sadece o devirle sınırlı olması gerekirdi. Ama günümüzde sosyal medya, internet ortamına rastlayan ve hala da üretilen Nasreddin Hoca fıkraları var. Evet. Önemli olan burada nesnenin
değişebilirliğini, daha önce bahsettiğim olay örgüsünün sabit kalışını dikkate almak lazım. Mesela miladi 8. yüzyılda Medine'de yaşamış olan Eş'eb diye bir fıkra kahramanı vardır. Hı hı. Ben Eş'eb'le ilgili olan bir fıkrayı nakledeyim. Size bakalım Nasrettin Hoca'dan hangi fıkrayı çağrıştıracak, tedavi ettirecek. Eş'eb'in kızı vardır. Eş'eb der ki, kızım git bak bakalım seccadenin altında ne var bir cuma günü. Kızı gider seccadeyi kaldırır ve altından bir dinar çıkar. O senindir kızım, al onu der. Aradan bir hafta daha geçtikten sonra bir sonraki cuma, kızın der geçen hafta ben sana seccadenin altında ne var diye sormuştum ya. Evet babacığım, git bak bakalım tekrar oraya der. Kızı yine gider, kaldırır seccadeyi, bir dinar vardır, yanında da bir dirhem. Daha sonra sevinçle gelir kızı babasına. Baba bu ne der? İşte dinar doğurmuş kızım, o da onun yavrusu der. Onu da alır. Bir sonraki aşamada tekrar gider, hiçbir şey yok. Ne dinar var, ne dirhem var. Ne olduğunu sorunca öldü der babası. Evet. Bize bu neyi hatırlattı? İşte Nasrettin Hoca'nın kazan hikayesini de anlatmasını çağrıştırıyor. Burada olay örgüsü aynı. Aradaki nesneler değişmiş. Oradaki dinarla dirhemin yerine kazanla, işte o kazandan doğduğu söylenen tencere veya kap ortaya çıkmış. Bu şekilde fıkralar gezebiliyor bütün milletler arasında da. Yine o bahsettiğimiz geçişkenlik nedeniyle bizim toplumumuz başka kültürlerde var olan bir takım fıkraları hoca üzerinden kendi bünyesinde inşa etmiş. Evet, ya da bizden oraya da geçmiş olabilir. Tabii, hiç fark edemeyeceğim. Bu da muhtemeldir hocam. Şimdi Nasrettin Hoca üzerine konuşuyoruz. Nasrettin Hoca'nın yaşadığını varsayarak bu soruyu soruyorum. Ki siz onun henüz yaşayıp yaşamadığı bile belli değil demiştiniz. Ben tartışmalı taraf var tabii ama yaşamış olmalı. Evet. Yani şimdi şöyle bir rivayet anlatılır, söylenir, aktarılır daha doğrusu. İşte Nasrettin Hoca ve iki arkadaşı, yani üç kişiler, hocaları kendilerine, işte kendilerinin gözünün önünde bir kuzuyu, bir koyunu keser, onu işte etini yer, daha sonra kemiklerini bir yere bırakır ve bir dua okur. O koç, o kuzu, yani neyse işte, o tekrar dirilir ve yürümeye başlar. Bunu gören hoca ve arkadaşları da aynı duayı hocalarına öğrenirler ve bunu gerçekleştirmek isterler. Hocaların bulunmadığı bir ortamda tabii ki. Daha sonra bir işte koyun keserler, onun etini yerler, kemiklerini bir yere bırakırlar. Sonrasında hocalarının kendilerine anlattığı duayı okurlar. Fakat o koyunun bacağının kemiğini işte bir yere atmışlardır. O koyun tekrar canlandığında tek bacağının olmadığını görürler. Hocaları bunu görür ve kendilerine beddua eder. İşte diğer iki arkadaşına beddua eder. Hocaya da der ki, sen de dünya döndükçe insanlar senin adını zikrederek, senden bahsederek gülsünler, tebessüm etsinler. Sen insanlara alay konusu ol diye söyler. Şimdi böyle bir durum var mıdır, yaşanmış mıdır? Açıkçası ben bilemiyorum ama hani Nasrettin Hoca'nın fıkralara konu olmasının sebebi, eğer böyle bir olay yaşanmışsa belki buraya dayandırılabilir, değil mi? Oraya dayandırırlar. O şekilde bir rivayet vardır. Güzel de bir rivayettir. Hocanın anlatmalarına da yakışır ama sadece alay konusu olsun diye değil. Nasrettin Hoca'nın çünkü kendisiyle alay edilen ya da altta kalan bir karakter olmadığını görürüz. Mizah teorilerine baktığımızda mizahta üstünlük teorisi diye bir teori vardır ve hoca fıkralarında, anlatmalarında hep son sözü söyleyen, baskın karakter ve hakim olan güçtür. Yani altta kalmaz hoca. Söylediğiyle mutlaka muarızını alt eder. Onu susturur. Susturan bir fıkra tipidir. O bakımdan belki çok fazla uygunluk yok ama bahsettiğiniz rivayet hoca için yakışan, geçerli bir rivayet. Evet. Hocam biz Nasrettin Hoca dediğimizde karşımızda zeki, hazır cevap, ondan sonra pratik, akıllı ve alim bir kişilik görüyoruz. İşte hocanın az önce de söylemiştik, belki de bu özellikleri fıkralara konu olmasını sağladı veya işte fıkralara konu olmasının nedeni belki bu özellikleri oldu diyelim. Başka kültürlerde de bizim kültürümüzdeki hoca karakterini andıran karakterler var mı? Tabii. Mesela Araplarda Cuha karakteri vardı. Nasrettin Hoca'yla çok benzerlikler gösterir. Hatta Nasrettin Hoca fıkralarının ondan alındığına dair de iddialar olabilir. Azerbaycan'da Molla Nasrettin olarak Nasrettin Hoca karşımıza çıkar. Hatta orada o isimle çıkan mecmuaları, dergileri de var. Türkmenistan'da, Kazakistan'da Nasrettin Efendi şekliyle yaşar.
bütün dünyada Türklük dünyasında, Türk İslam coğrafyasında zaten var. Onun dışında Almanlarda da, başka dünya milletlerinde de Nasrettin Hoca ile paralel diyebileceğimiz ve benzer anlatmaların birbirleri için geçerli olduğu fıkra tipleri vardır. Evet, değil mi? Evet. Peki biraz günümüze de gelmek istiyorum açıkçası yavaş yavaş. Nasrettin Hoca günümüzde birçok fıkraya konu oluyor. İşte kültürümüzden aktarılan bir takım durumlar var hoca ile alakalı. Bugün hoca ile ilgili anlatılan, aktarılan fıkraları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Nasrettin Hoca fıkralarını değerlendirdiğimizde bir defa zamana ve mekana sığmayan bir tarafının olduğunu görüyoruz. Bu da çok güçlü mesajının olması ve daha önce ifade ettiğimiz gibi kültür kodlarımızın sürekli yenilenerek taşınmasına bağlı bir unsur. Söz gelimi, bugün içinde insanların evlilik hayatları var mı, çoluk çocukları var mı, aile içi ilişkilerinde yaşanan tuhaflıklar ya da garabetler var mı? Toplum içerisinde aksamalar olabiliyor mu? Ya da hukukla ilgili insanlar bir şeyleri tartışabiliyorlar mı? Bunların tamamı günümüz içinde veya bütün devirler içinde geçerli olacak. O halde Nasrettin Hoca fıkraları da yenilenerek devam edecek diyebiliriz. Mesela hocaya sormuşlar, söylemişler diyelim, karın çok geziyor, bu nedendir diye. Olmaz öyle şey demiş, o kadar çok gezse bizim eve de uğrardı. Eğer hanımının çok gezdiğinden şikayet eden birisi varsa ya da böyle bir durumdan